Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yağının katifi ile hazırladığım çok güzel bir çanta çalışması tarif edeceğim. Ben bu formdaki çantaları çok kullanışlı ve güzel buluyorum. Takıldığı zaman şahane görünüyor. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. O kadar keyifli ilerleyen bir model ki çok da kolay bir yapımı var. Bunu örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Hemen şöyle sap kısmını da göstermek istiyorum. Şöyle çantamızın içerisine bakalım. İçerisinde astar yok. İsterseniz astar dikebilirsiniz ya da içerisine torba yerleştirerek de o şekilde de kullanabilirsiniz. İki türlü de kullanılabilir. Hatta hiç astarsız da kullanılabilecek çok güzel bir çanta. Hemen şöyle çantamızın ölçüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Eni 37 santim. Boyu da bu üçgen kısma kadar 42 santim oldu. Sapımızın uzunluğu da 55 santim. Bütün aşamasını adım adım detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu çantam için spagetti yağının katipliğinden 2 yumak kullandım. Hatta birazcık da ipimiz artıyor. Artan iple bir tane kılaç çanta yapabilirsiniz ya da mini bag çalışması da yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra artık çantamızı yapmaya geçebiliriz. Çantam için spagetti yarnın kağıt ipliğinden 2 yumak kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Karışımı %100 kağıt. Ağırlığı 130-150 gram aralığında, 250 metre uzunluğunda. Şöyle ipimizi kenara alalım. Şimdi sizlere tarif etmek için pamuk makrome iplik kullanacağım. Kullanacağım ipin dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Bu çantamı tamamen kağıt iple örüp hazırladım. Ama şimdi videoda daha hızlı anlatabilmek için, daha rahat anlatabilmek içinse makrome iplik kullanacağım. Burada kağıt iple çalışırken tığ numaram 3 milimdi. Şimdi makrome iplikle çalışırken tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Bu modelin en güzel yanı zincir saymakla uğraşmıyoruz. İlk zinciri kilit yaptıktan sonra ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi hazırlıyorum. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bu modeli nasıl büyütüp nasıl küçültebilirsiniz, bunu da sizlere anlatmış olacağım. Ama bakın burada yelpaze örneğimizi kuruyoruz. Burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8 örnek üzerine kurduk. Sonra bu 8 örneği 4-4 şeklinde böleceğiz. Yukarıdaki bakın şu üçgen kısımları elde edebilmek için başlangıçta modelinizi kurarken bu sayıları belirlemeniz gerekiyor. Ben direkt modeli kurup çantamı tamamladım. Ama sizler isterseniz eğer hazır tabanları ya da sık iğneli dikdörtgen oval taban üzerine de bu örneği rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ben şimdi 2, 4, 6 bakın 8 modelimiz var. 8 model üzerine çantamı hazırladım. Dediğim gibi sizler bu sayıları yukarıdaki böleceğiniz üçgene göre bakın 4 yapacağınız sayı 4'e bölünebilir bir sayı olmalı. Bunu da belirtmiş olayım başlangıçta. Şimdi başlangıç zincirlerimiz bu her örgü için geçerlidir. Ördüğümüz ayardan mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde hazırlıyoruz. Eğer zincirleriniz çok sıkı olursa kasma yapar. Alt kısım böyle daracık olur. Aşırı gevşek bırakırsanız da yayılma olur. Mutlaka bu oranı dikkat ederek yapmanızı, başlangıç zincirlerinizi çekmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi zincirlerimizi hazırlayalım. Bir diğer aşamaya birlikte devam edelim. Burada bakın zincirlerimizi fazla çekip hazırladım. Buradaki çantamdan yaklaşık bir 10-15 santim kadar fazla çekip zincirlerimi tamamladım. Artan zincir olursa sonradan keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Fazla zinciriniz olsun, eksik kalmasın. Bu nokta önemli. Ben şimdi burada bakın ne kadar model yapmışsam şimdi sizlere de makrome iple aynı şekilde birebir tarif edeceğim. Hiç karışıklık olmasın. Aklınıza takılan bir şey olmasın. Şimdi buradaki bakın zincirin son zinciri bırakıyoruz. Bir diğer zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp direkt sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Alt kısımda bakın hemen zincirde 1, 2, 3 tanesini atlayarak dördüncüsüne batarak bu noktaya ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doluyorum. Aynı zincirin içerisine toplamda 7 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın sık iğne ile başladık. 3 tane zincir atladık. 4. zincirin içerisinde 7 tane ikili trabzanımızı ördük. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz.
Şimdi trabzandan sonra, 7. trabzandan sonra sıradaki 1, 2, 3 zinciri atlıyoruz. 4. zincir içerisine direkt batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra doluyoruz. 1, 2, 3 zincir atlayarak 4. zincirin içerisine batarak 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan ördükten sonra yine aynı işlem. 1, 2, 3 tane zincir atlayarak 4.sine direkt sık iğne örerek bu şekilde bakın 8 tane modelimizi oluşturacağız. Şimdi sizlere tarif etmiş olduğum gibi toplamda 8 tane örneğimi hazırlıyorum. Bakın burada 2, 4, 6, 8 tane modelimizi kurduk. Şimdi bu son noktada 7 tane trabzanımızı ördükten sonra 3 zincir atlayarak 4. zincire sık iğnemizi ördük. Şimdi bu sık iğneden sonra bakın artan zincirimiz var. İsterseniz bu aşamada kesip sıkılama yapabilirsiniz ya da sökerek de bu ipi çıkartabilirsiniz. Şimdi burada ben bununla uğraşmayacağım. Bakın sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Biraz ilmeğimi esnetiyorum. Bu sık iğneden sonra direkt yelpazeyi ördüm. Bakın 7 tane trabzanı ördüm. Zincir içerisine geliyorum tekrar. 7 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın şu sık iğne, hatta şöyle yapalım daha net anlaşılsın. 7 tane trabzanımızı ördük. Alt kısımda 1, 2, 3 tane nokta atladık. 4. zincirin içerisine bakın birazcık da ilmeğinizi esnetebilirsiniz bu noktada. 1, 2, 3 zinciri bırakıyoruz. 4. zincire batarak sık iğne örüyoruz. İp burada kalıyor. Bunu sonradan da sökebilirsiniz. Direkt doluyorum. Burada yine 3 tane zincir atlamış oluyorum. Sık iğneden sonra bakın 7 tane trabzanı ördüğümüz zincir boşluğuna gelip tekrar 7 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanı ördük. Sonra sık iğnenin olduğu zincir boşluğuna geliyoruz. Bakın sık iğnenin olduğu hemen dip kısmına batıp zincire batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın modeli bu şekilde kuruyoruz. Direkt buradaki zinciri de sabitleyebilirsiniz. Kestikten sonra gizleme de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde modelimizin ilk sırasını bu şekilde oluşturuyoruz. Hiç zincir saymadan direkt doluyoruz. Yelpazeyi yaptığımız yani 7 tane trabzanı ördüğümüz zincir boşluğuna gelip tekrar sık iğneden sonra 7 tane trabzan örüyoruz. Sizlere tarif etmiş olduğum gibi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzandan sonra sık iğnenin olduğu zincir boşluğuna gelip tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın model İlk sırada bu şekilde görünecek. Şimdi sıra sonuna kadar böyle ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son yelpazenin olduğu 7 trabzanın olduğu boşluğa tekrar bu tarafta da 7 tane trabzanımızı ördük. Şimdi ilk başladığımız sık iğne vardı. İlk başladığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu aşamada şimdi bakın 1, 2, 3. Bu bir tane trabzanımız olacak. Sonra tekrar 3 zincir. Yani toplamda 6 zincir çekeceğiz. 4, 5, 6 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi bunun 3 zinciri bir trabzan. Diğer 3 zincirde geçiş yapacağımız nokta. Yani şimdi şu direkli noktaları yapıyoruz. Bakın model bir sıra yelpaze, bir sıra direk, bir sıra yelpaze şeklinde ilerliyor. Şimdi 6 zincirle başlangıcımızı yaptık. Şimdi 7 tane trabzanın olduğu noktadayız. Bakın 6 zincirimizi çektik. Burada şu sık iğnenin bakın tepesindeyiz. 6 zinciri çektik. İlk trabzandan sayıyoruz. 1, 2, 3 trabzan bırakıp 4. trabzanı direkt batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak buradaki 1, 2, 3 trabzanı atlıyoruz. Sık iğnenin olduğu tepe boşluğa geliyoruz. Burada sık iğnenin tam orta kısmını kullanacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sık iğnenin tepesine değil de tam içine batıyoruz. Ortasına batıyoruz. Arkadan da bu şekilde çıkacak. Buradan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu noktada 1, 2, 3 trabzan atlayıp 4. trabzana batıp direkt sık iğne. Bu sık iğneden sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekip doluyoruz. Sık iğnenin olduğu noktaya gelerek tam orta kısmına batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın direkt kısmında bu şekilde oluşturuyoruz. Trabzandan sonra tekrar 3 zincir, 7 tane trabzanın 4.sine
tam orta kısmı oluyor. Sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 3 zincir, sık iğnenin tam ortasına batarak ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bakın bu şekilde direk sırasını tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın buradaki sık iğneye de tam ortasına batarak trabzan örüp 3 zincir çekip tekrar karşı tarafa geçerek de 4. trabzanın tepesine sık iğne öreceğiz. Buradaki yaptığımız işlemin tamamını karşı tarafta da uygulayarak sıra sonuna kadar tarif etmiş olduğumuz gibi ilerleyeceğiz. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Şu dönüşte hemen çanta çukurlaşmaya başlıyor. Bakın direkt modelle başladığımız için hemen direkt bakın çanta çukurlaştı. O yüzden burada böyle kasma yapıyormuş gibi durabilir ama hayır, model kenarda artık derinleşmeye başladı. Şimdi bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi 3 zincir trabzan sık iğne, 3 zincir trabzan yine 3 zincir sık iğne şeklinde tarif etmiş olduğumuz gibi sıra sonuna geldik. Şimdi burada 7 tane trabzanın 4.sine sık iğne ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bakın sık iğne noktası geliyor. Sık iğneden 6 zincir çıkarttığımız için buradaki 1, 2, 3. zincirin içerisine direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu kaydırma yaptığımız noktadan sonra bakın şöyle baktığımız zaman modelimizi ikiye katlayalım. Şimdi bu yelpaze örneğinde model çapraz oturması gerekiyor. Yani bakın model burada, bir diğer model bunun hemen çaprazına gelecek. Yine bunun da diğer çaprazına gelecek. Şurada kenar kısımda modeli bitirirken başlarken püf noktalar var. Bunu mutlaka sardırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakın burada 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra buraya yelpaze örneğimiz gelecek. Bunun için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayarak aynı zincir içerisine bir tane trabzan doluyorum. Aynı zincir içerisine ikinci trabzan, bu 3 zincirde yine bir trabzan kabul edeceğiz. Bunu kaydırma noktası yaptığımız zaman birleştireceğimiz için sıra noktasında biteceği için bakın burada zincire batmayacağız. İlk trabzana kaydırma yapacağımız için kaydırma noktası zincirin tepesinde kalacak. Bu bizim 4. trabzanımız olacak. Bakın şu ilk trabzan 4. trabzanımız olduğu için başlangıcı tam trabzanla, yani 7 tane trabzanla yapmayacağız. Bu 4. trabzan şöyle sayalım, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde trabzanı, kaç trabzan ördük zincirle beraber? 2, 4, 5 tane. Bitirirken de 2 tane trabzan örüp kaydırmayla sıra bitişini yapmış olacağız. Bakın yarım yelpaze ile başladık. Şimdi bu noktada yarım yelpaze ile başladığım için burada gelen sık iğne noktası var. Sık iğnenin tam orta kısmına batıyorum yine. İlmek çıkarıp tekrar sık iğne örüyorum. Direkt doluyorum sık iğneden sonra trabzanın tepesine. Bakın trabzanın tepesine batarak 7 tane ikili trabzan örerek yine yelpaze örneğimi kuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı buradaki tek olan trabzanın üzerine ördük. Şimdi sık iğne geliyor. Sık iğnenin tam orta kısmına batıyoruz. Bakın tam içerisine batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Şu başak başak görüntüyü bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bakın başak başak tekrar trabzan noktası geliyor. Bundan sonra yapacağımız işlem doluyoruz. Trabzanın üzerine 7 tane ikili trabzan, sık iğneyi gördüğümüzde de sık iğnenin tam orta kısmına batarak tekrar sık iğne örerek bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Burada hiçbir fark yok. Tamamen bakın şu köşede de aynı şekilde dönüşü yapıp karşı tarafa gelerek sıra bitişinde birlikte olacağız. Sıramızın sonuna geldik. Burada şimdi bitişimizi yapacağız. Sık iğneden sonra doluyoruz. Bakın ilk başladığımız noktaya geldik. 2, 4, 5 tane trabzan örmüştük zincirle birlikte. Şimdi 2 tane daha öreceğiz. Bakın aynı boşluğa batıyoruz. Bu 6. trabzan doluyoruz. 7. trabzanı bu şekilde örmüş oluyoruz. Bunu böyle yapmamızın sebebi şimdi bakın 2 trabzan burada 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın, ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 trabzan burada kalıyor. Biz 4. trabzanın tepesinde bakın tığımız burada olmuş oluyor. Şimdi burada bir zincir çekip aynı boşluğa gelerek bir tane sık iğne örüyoruz. Bu noktada sık iğne ile başlıyoruz. Bakın kenar kısımdayız. Burası sık iğne. Bu aralara trabzanlar gelecek. Şimdi direkli sırayı oluşturacağız. Bakın şöyle yelpaze sırasını bitirdik. Şimdi bu kenarda kalacak. Yani şu 3 zincirlik başlama noktası gibi düşünün. Şimdi burada sık iğne, bu noktada trabzan olacak. Bakın hemen çaprazlama
Model bu şekilde oturuyor. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zinciri doluyoruz. Sık iğnenin tam ortasına bakın. Buradaki trabzanları dokunmadan arada bulunan sık iğnenin tam ortasına batarak ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. 7 tane trabzanın 1, 2, 3 tanesini atlıyoruz. Dördüncüsüne batarak sık iğne. 1, 2, 3 zincir doladık. Sık iğnenin tam ortasına gelerek trabzanımızı örüyoruz. Bakın yine aynı işleme devam ediyoruz. Bu kez sık iğne ile başladık kenar kısımda olduğu için. Şimdi burada direkt sıramızı oluşturacağız ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimizi çekip buradaki ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu kaydırmadan sonra bir zincir çekip bakın sık iğnenin içerisine tekrar batıp burada bir tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Doladık. Şimdi trabzanın olduğu noktaları yelpazemizi yani 7 tane trabzanımızı örüyorduk. Burada sık iğne ile tekrar başladık. Doluyoruz. Trabzanın olduğu noktaya gelerek yine 7 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanı ördükten sonra bakın trabzanların üzerinde bulunan sık iğnenin içerisine batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Yine 7 trabzan, sık iğne 7 trabzan şeklinde modelimiz devam edecek. Trabzanın olduğu noktaya geldiğimiz zaman tekrar trabzan örerek ilerliyoruz. Bakın ilk sıra modeline geçmiş olduk. İlk başladığımız sıranın birebir aynısını tekrar ediyoruz. Burada sık iğne ile başladık. 7 trabzan sık iğne, 7 trabzan sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Trabzanımızın olduğu noktayı 7 tane trabzan ördük. İlk başladığımız sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Sık iğnenin tepesine batıp kaydırmayla sıramızı birleştirmiş olduk. Şimdi burada bakın ilk sıra modelimizi, yelpaze modelimizi kurduktan sonra 6 zincirle sık iğne ile devam etmiştik. Burada da yine aynı işlemi uygulayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun 3 tanesi 3 zincir, 1 trabzan. Diğer 3 zincir de geçiş için kullandığımız zincirimiz. Şimdi burada 6 zinciri çektikten sonra gelen 7 tane trabzan noktamız var. 1, 2, 3 tanesini atlıyoruz. Dördüncüsüne direkt batıp sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sonra sık iğnenin tam orta kısmına batarak trabzan örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Sonra tekrar bir kez daha gösterelim. Şöyle 3 zincir. 7 trabzanın dördüncüsüne batarak direkt sık iğne. Gözünüz alıştığında daha hiç saymadan böyle hızlı bir şekilde modeli ilerletebiliyorsunuz. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın bundan sonra yapacağımız işlem, bitiş ve başlangıçlar hep bu şekilde olacak. Oldukça muntazam ve güzel oluyor. Bakın makrome iple de gerçekten çok tatlı oldu. Sadece kağıt bile değil, makrome iple de çalışabilirsiniz. Şimdi bu şekilde modelimizi kuracağız ve istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Ben şöyle sizlere duvar kısmını ne kadar yaptığımı söylemek istiyorum. 1. Bunu sayarken çapraz saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örerek tamamladık. 12 sıradan sonra bakın üçgenlerimizi ayıracağız. Modelimizi 4'e böleceğiz ve bu şekilde üçgen formu vererek 4 noktada çantamızın tamamını öreceğiz. Sonra da saplarımızı yerleştirmiş olacağız. Şimdi burada bakın modeli bu şekilde devam ettiriyoruz. Şöyle söylemek gerekirse model ilk sırada tam oturuyordu. Bakın ön kısımda model tam görünüyor. Bir de kenar kısımda düzden baktığınız zaman, düz kısımda baktığınız zaman yarım görünen model var. Bir tam, bir yarım, bir tam, bir yarım şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Şimdi burada bakın üçgenleri ayırırken neye dikkat edeceğiz? Şöyle göstermek istiyorum. Burada yarım modeli ördükten sonra bakın burada tam görünüyor. Şimdi direkt sırasından sonra yarım örneğimizi tamamlayacağız. Yarım yani kenara gelen yelpaze sırasından sonra direkt sıramızı ördükten sonra üçgenleri ayırmaya başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı öreceğim. Kenarda yarım kenardaki yelpaze noktasında örüp direkt noktasını öreceğim. Nasıl şu üçgenleri ayırıyorum bunu da hemen sizlere bu örgümde tarif ediyor olacağım. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi tam model sırasından sonra kenara gelen yelpaze sırasından sonra direkt sıramızı oluşturduk. Şimdi tam model ön kısma geleceği noktada şimdi artık üçgenlerimizi ayırmaya başlayacağız. Burada ben 12 sıra ördüğümü sizlere söylemiştim. Şimdi örnek tarif ettiğim için bu kadar örmek yeterli oldu benim için. Şimdi buradaki üçgenleri nasıl ayarlıyoruz bunu sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Trabzandan sonra yine 3 zincirimi çekiyorum ve sık iğnenin olduğu noktaya batıp kaydırmamı yapıyorum.
Bir zincirden sonra bu sık iğnenin içerisine batarak tekrar bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bakın modeli aynen devam ettiriyorum aslında. Geliyorum trabzanın olduğu noktaya 7 tane trabzanımı örüyorum. Hemen hızlı bir şekilde burada 7 trabzanımızı örelim. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 tane model kuracağız. Modelimiz ön tarafta 8, arka tarafta 8'di. 4, 4 şeklinde 4 ayrı üçgen grubumuz olacak. Burada çengelli iğne vesaire kullanmayacağım. Sayılar net olduğu için. Şimdi 7 tane yelpaze, özür dilerim, 4 tane yelpaze örneğimizi oluşturalım. Buradaki uç kısma kadar gelelim. Dönüş nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yelpaze örneğimizi kurduk. Şimdi 4. yelpaze örneğinden sonra sık iğnenin olduğu noktaya gelip bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bu aşamada örgümüzü çeviriyoruz. Şu şekilde çeviriyorum. Burada hemen gelen ilk trabzana batıp kaydırmalar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzana geldik. Bakın şöyle göstermek gerekirse 1, 2, 3, 4. trabzana kaydırmayla bu şekilde gelmiş olduk. Bakın tersten devam ediyoruz şimdi. Bu noktada bir zincir çekip aynı noktaya bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın çevirip kaydırmayla buradaki 4. Trabzanın tepesine geldik. Şimdi direkt sıramızı oluşturacağız. Bakın model 1, 2, 3, 4 yelpaze. Şimdi bu ilk bu son ördüğümüz trabzan noktanın tepe noktasına geldik. Sık iğneden sonra 3 zincir doluyoruz. Sık iğnenin bakın tersten yine iç kısmına batarak tam ortasına batarak ikili trabzan 3 zincir. Yine bu noktada bakın burada 1, 2, 3, 4. trabzana direkt batıp sık iğne. Yine direkt sırasını oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar birlikte yapalım. 3 zincir, sık iğnenin tam ortasına trabzan 3 zincir. Buradaki trabzanın hemen 1, 2, 3, 4.sine tam ortasına sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin olduğu noktaya trabzan. 1, 2, 3 sık iğne. Bakın ilk başladığımız 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4.sine sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneden sonra şimdi çeviriyoruz. Bakın düzden devam edeceğiz. Bu noktaya tekrar sık iğne örüyoruz. İlmeğimi hafif esnetiyorum. Direkt sık iğnenin içerisine batarak sık iğne örüyorum. Zincirle de dönüş yapabilirsiniz ama ben bu şekilde direkt sık iğne örüyorum. Doladım. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane trabzan noktası var. Yani bu noktaya 4 tane yelpaze örneğimizi kurmuştuk. Direkt sıramızı oluşturduk. Direkt sırasında azaltma yapıyoruz. Şimdi bu sırada 1, 2, 3 tane yelpaze oluşturacağız. Direkt geliyoruz trabzanlı noktaya. Sık iğneden sonra 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ördükten sonra geliyoruz. Bakın sık iğnenin olduğu noktaya tam orta kısmına batarak sık iğne örüyoruz. Aynı örneği devam ettiriyoruz. Sadece eksiltmeler yaparak bakın. Sık iğneden sonra tekrar bu trabzana gelip 7 tane ikili trabzanımızı öreceğiz. Sık iğne öreceğiz. Son noktaya da trabzanlı noktamızı örüp buradaki sık iğnenin içerisine sık iğne örüp dönüşü tekrar sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada 3 tane örneğimizi kurduk. Şimdi 7 tane trabzanı ördükten sonra buradaki son sık iğnenin içerisine batıp sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar bakın şu şekilde çeviriyorum. Burada sık iğnenin içerisine değil ilk trabzana direkt batıp kaydırma yapıyorum. Bunu da elimi çok sıkı sıkı tutmadan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kez bakın böyle zincir çekiyoruz, kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar bu noktaya sık iğne örüyoruz. Yani 4. trabzana sık iğne ile yeniden başlangıç yapıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir. Buradaki sık iğnenin içerisine batarak ikili trabzan. Yine bakın direkt kısmını oluşturuyoruz. 3 zincir. Burada 1, 2, 3, 4. trabzan. Boşluğuna batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin tam ortasına batarak ikili trabzan. 1, 2, 3. Şimdi buradaki son yelpaze örneği 1, 2, 3, 4. trabzana batıp sık iğnemizi örüyoruz. İlmeği hafif esnetip örgümü direkt çeviriyorum. Bakın şimdi direkt sırasında 2 tane trabzan noktası var. Model 4 taneydi. 3'e düştü, 2'ye düştü. En sonunda 1 tane olacak ve bu şekilde üçgen formunu elde etmiş olacağız. Çevirdikten sonra direkt ilk sık iğnenin içerisine batarak sık iğne doluyoruz. İlk trabzana hemen 7 tane trabzanımızı örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın iki modelimizi kurduktan sonra buradaki son sık iğneye batıp sık iğne örüp
Burada yine örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi son iki tane örnek kaldı. Bakın 1, 2, 3, 4. noktaya geldik. Tekrar sık iğne. 1, 2, 3. Buradaki sık iğnenin içerisinde bir tane ikili trabzan. Sonra tekrar 3 tane zincir. Buradaki noktanın 1, 2, 3, 4.sine batıp sık iğnemizi örüyoruz. Ve tekrar örgümüzü çevirip ilmeğimizi esneterek ilk sık iğne noktasına batıp tığımızın başına dolayarak burada trabzanın olduğu noktaya 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. Bakın bu artık son noktamız. 2, 4, 5, 6 ve 7. Sonra sık iğnenin içerisine batıp bir tane sık iğne örüp bir zincirimizi çekiyoruz. Burada ipimizi yeteri kadar kesip kopartıp sonra bu ipi gizlemiş olacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Örneği 4 tanenin üzerine kurmuştuk. Bu sayıyı sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Yani 4'e bölünebilir bir sayıyla çantanızın enini istediğiniz kadar uzatabilir. Boyunu da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 tane model 3'e düştü, 2'ye düştü. En sonunda 1'e düşürerek bu şekilde üçgen formunu elde etmiş olduk. Şimdi şurada nasıl başlayacağız? Diğer taraflarda aynı şekilde ilerlemiş olacak. Şimdi burada şöyle bir zincirle ilmeğimizi oluşturuyoruz. Bakın buradaki sık iğnenin hemen şöyle bakın sık iğnenin üzerine sık iğne örmüşüz. Tepesine batıp ilmeğimi buradan geçirip şöyle bir zincir çekiyorum. Doladım. Geliyorum. Bakın burada normalde modelimizi nasıl yapmıştık? Üçgen noktamızı oluşturacağımız için 4 tane model örüp örgümüzü çevirmiştik. Buradaki üçgeni tamamlamak için. Şöyle düşünün. Hiç dönüş yapmadan direkt modeli devam ediyormuşuz gibi. Buradaki sık iğneden başlıyoruz. Doluyorum. Hemen trabzana gelip 7 tane trabzanımı örüyorum. Yani burada ilk başta yaptığım gibi böyle ipinizi kopartacaksınız. Bu noktada 7 tane bakın geçişte bu şekilde oluyor. Buradaki gibi 4 tane trabzan noktamızı 1, 2, 3, 4 tane trabzanı ördükten sonra şu kenarda sık iğne örüp tekrar burada yaptığımız gibi dönüşümüzü yaparak üçgen formunu vereceğiz. İpimizi kopartıp buradaki üçgeni tamamlayacağız. Çevireceğiz. Tekrar ipi kopartıp buradaki kenardaki sık iğneden başlayıp 4 modeli kurarak tekrar üçgeni oluşturacağız. Sonra şu ortada sizlere göstermiş olduğum gibi en son 4. üçgeni de oluşturarak bakın buradaki formu vereceğiz. Hep iplerimi kopartmışım. Bakın bu şekilde başlangıcımızı yapmışız. Sonrasında hemen şöyle saplarımı göstermek istiyorum. Bu sapların tarifini daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Sapların tarifin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak bu sapları nasıl yaptığımı seyredebilirsiniz. Şimdi hemen çantamızı artık bitirdik. Hızlı bir şekilde saplarımı da monte ederek artık çantamızı tamamlıyoruz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.